Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video daha birlikteyim arkadaşlar. Bugün Road to Zinedine Zidane'ın ikinci bölümündeyiz. Şimdi Road to Zinedine Zidane'da demiştim ki size kadro kurma görevleri yapacağım. Ve gerçekten hissediyorum arkadaşlar. Ben bunu en içten şekilde hissediyorum. Biz bu seride yani şu bir hafta içerisinde büyük birini çıkaracağız bence. Ve direkt Zidane'ı alacağız abi. Yani içimde böyle bir hissiyat var. Ee, o yüzden bakalım ne olacak hep birlikte göreceğiz. Bu arada kadro kurma görevini tamamladım arkadaşlar. Gelişmiş bir tamamlayacağımızı söylemiştik. Bu bölümde 3 paket ağırlıklı olacak. Ee, şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Eğer bu serinin devamını istiyorsanız YouTube algoritmasında bu serinin daha iyi yerlere gelmesini istiyorsanız ve hemen şu anda bir saniye zararak videoyu beğenmeniz bana dünyaları verir. O yüzden lütfen beğenmeyi paylaşmayı Yeniyseniz de abone olmayı unutmayın. Daha doğrusu videoyu tamamen izleyin, eğlenirseniz beğenin, eğlenmezsiniz, yorumlarınızı yazabilirsiniz. Şimdi iki oyuncu paket, nadir oyuncu, üst düzey altın oyuncu ve normal altın oyuncu paketlerimiz var. Şimdi buralardan arkadaşlar tek istediğim şey ki, e, kar etmek. Yani başka hiçbir şey istediğim yok. Tabii kar etmek istiyorum. Hani zarar etmeyeyim. Ay, şey de olmasın. Hani aldığım coin de geri dönmesin. Böyle bir 5-10k kar etsem benim için kafi. Umarım e Sports bize bu 5-10k'lık karı e, uygun görür arkadaşlar. Umarım böyle tatlı bir şey, bir jest bize yapar. Evet altın oyuncu paketi. Beyler Volkout mı geldi? Soldaki daha önce geldi. Dikkat edemedim. Hollanda diyor. Evet MOO -O. kim var abi? AZ'den inform geldi. AZ Akmar inform geliyor görmüş olduğunuz gibi. Thanks diye bir kart. Güzel abi. Yani sonuçta bu informları en sevdiğim arkadaşlar çöp de olsa 10k abicim. Ya bu kart 10k şu anda. Yani 10 bin jetonluk bir adam çıkmış gibi düşünebilirsiniz. Gayet güzel ve bu altın oyuncu paketinden çıkıyor. Gerçekten pack luck is good today bros. Yani Nepenthes tribine girdim şu anda. Güzel bunları hemen gönderiyorum. Hiçbir oyuncuyu hızlı sat yapmıyoruz. Bakın en temel kodu hiçbir oyuncuyu hızlı sat asla ama asla yapmayın sevgili arkadaşlar. Hiç tahmin etmeyeceğiniz adamlar 3000, 4000, 5000, 8000 bazı markette bile olmayabiliyor. O yüzden lütfen paketlerinizi kuiksel etmeyin. Evet bu paketten kötü geliyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Umarım kötü gelen de eder milita falan olur. Bakıyoruz. Evet çok da fazla içeci bir paket değil. Zaten 45K'lardan çok da fazla bir şey beklediğimi söylemez arkadaşlar. Çünkü çıkmıyor abi. 45K'larda bir sıkıntı var arkadaşlar öyle söyleyebilirim. Şimdi 50K'lık paketi açacağız. Ardından diğer kalan paketimizi açıp 55 kaydı tamamlayacağız. Hemen 50 klık paketi açıyorum. Hadi abicim. Hadi lütfen, lütfen, lütfen. Hadi yay. Hadi yay. Hadi yay. Vallahi board verdi galiba. Yine soldakine dikkat edemedim. İspanya MD. Evet kesinlikle Bort ve Javier Martinez 84 rating. Javier Martinez geliyor. Hepsini sattıktan sonra kar eder miyiz, etmez miyiz bilmiyorum ama en azından zar etmediğimiz kesin. UCL Fabian, UCL Fabian geliyor. Güzel. Suso, e, Thiago Mendes, Adem Laiç, Martinez, Diallo. Çok kart zaten burada normalde kullanmak istediğim birkaç kart da var ama UCL Fabian güzel oldu arkadaşlar. Onu hemen değerlendireceğiz. Ya yani Totele vurmuş olduğumuz zaman da şu anda zaten 10 kalkış çıkan informu da eklersek güzel bir kar ettik. Şimdi diğer SBC'yi tamamlıyorum ve videoya devam ediyorum. Evet arkadaşlar şimdi SBC'leri tamamladım. Bu arada haberiniz olsun. Eğer bu videoyu izlemeden önce görürseniz yani galiba sizlikten 2 saatin sonra olacak. Yani 7'de paylaştım 2 saatiniz olacak. Bu Ultimate Scream'de gelen bir 35 kalık bir premium elektron pack var arkadaşlar. Bunları mutlaka yapmanızı öneriyorum. Ben 35.000 coin'lik paketi bu şekilde yaptım arkadaşlar. Elimde olan oyuncuları kullanmaya çalıştım. Dolayısıyla sizler de lütfen futbindeki hazır çözümlere bakmaktansa bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Sağ açıktaki adam da bu, eğer göremiyorsanız şöyle göstereyim. E, bu şekilde yapabilirsiniz. Şu Ukraynalıları falan aldım işte, 3-4 adam aldım ve devamını uydurdum. E, bu şekilde arkadaşlar bu SBC'yi de tamamlayabilirsiniz. Hemen bunu geçtikten sonra Burada bir tane daha arkadaşlar seveceğimiz var. Bakın zaten burada yani istediğiniz varsa da yapın tabi. Ve size söyleyecek hani yap yapma diyecek bir şeyim yok ama bunları yaparsanız kendi adınıza iyi olur. E burada arkadaşlar bu şekilde sağ açıktaki adamı hemen şöyle göstereyim. Sağ açıktaki adam da bu kardeşimiz Ansaldi. Görmüş olduğunuz gibi zaten direkt first owner. Bunda da arkadaşlar bu kardeşimize yarandık. Hemen bu paketi de gönderiyorum. Hemen şu şekilde göndereyim. Görmüş olduğunuz gibi kulüpte de zaten Meksikalılar vardı. İlk vermiş olduğu giriş paketlerinden. E, bunun dışında buradaki arkadaşlar favorilerdeki gelişmişlerine karmalıkları da gönderdim. Şu anda elime yine fişek gibi paketlerim geldi. Görmüş olduğunuz gibi 55 kalp paketim de var. Tatlı tatlı paketleri şimdi sizler birlikte açacağız. Umarım güzel şeylerden bir tanesi bizi de bulur arkadaşlar. Dediğim gibi şu anda net olarak kardayız zaten. E, bu tamamen informun parasıyla falan yaptım hatta arttı bile para. E, evet şu anda arkadaşlar kelle geliyor görmüş olduğunuz gibi. Ama bunları da dediğim gibi hani hepsi okey. Hepsini çünkü fiyatına bakıp satınca veya SBC'lerde kullanınca zaten bir işe dönüyor. Özellikle silverlar bakın şu anda görmüş olduğunuz gibi. Bunlardan büyük bir çoğunluğu para ediyor. Birazdan zaten hepsini tekrardan bakarız. Şimdi bunu açtıktan sonra direkt geliyorum. Altın gümüş oyuncu paketi. Bir tane parlayan oyuncu var. Bakalım bundan ne gelecek. Nandiyer ağırlıklı bir paketten zaten ilk ee, paket yüzümüz altın ve rare değil. Ondan dolayı hemen bunları da şu şekilde transfer listesine gönderiyorum. Dediğim gibi bir sürü oyuncu geldi. Bunların hepsini satacağız. Eğer para etmiyorlarsa kulübe göndereceğiz. Niye kulübe gönderiyoruz? Bir sonraki SBC'lerde kullanabilmek için. Şimdi mega paket ve nadir mega paketlerimiz var. Mega paketten başlıyorum. Haydi bakalım ya ya. Şöyle bir şey ateşle bize bir Drogba falan. Zidan. Drogba'nın sadece sağ bacağı bile olur yani. Volkov galiba. Soldaki önce mi yandı? Ya yani ben onu pek dikkat edemiyorum maalesef ya. M-O-O. -O. Everton Sigurdsson geliyor. O yüzden <laughs> zaten bizi sever böyle Sig Orson, Dursun falan. Bu tür oyuncular bize çıkmayı sever. Calvin Wilson geliyor. Başlangıç kadromuzu kullanabiliriz. Onun dışında Fişek kardeşimiz de zaten gelmiş. Hemen bunların hepsini şu şekilde gö gönderiyorum. Turam da gelmiş bu arada gayet güzel. Ee, kondisyonlarımız kalıyor. Fitnessler kalıyor. Ee, şunları arkadaşlar satışa zorluyoruz. Bunu Quixel, bunu da Quixel. Diallo gelmiş. Diallo'yu da şöyle yukarıya gönderiyorum duplicate olduğu için. Ve bu paketimi de geçiyorum. Umarım artık bir walkout atar EA Sports. It is in the game. Öncelikle hediye vermiş olduğu paketi açalım. Hediye yani hediyeyi biliyorsunuz EA çok vermez. Çok sık EA'nin bir şey değildir hediye vermek. Zaten verdiği hediye de non <laughs> O yüzden fazla bir şey söylemek istemiyorum. Direkt kulübe gönderiyorum. Ve 55 kal paketim için basıyorum. Bu senin için kardeşim. Bu senin için. izleyen güzel kardeşim bu senin için. Hadi EA. Ver bir tane lan ver Allah seni kahretmesin billboard bile vermedi. İşte arkadaşlar böyle de olabiliyor bakın kaç tane paket açtık hiçbir şey gelmedi Alexis Sanchez UCL. Bu da zaten para etmiyor görmüş olduğunuz gibi. Bunun dışında Matip gelmiş Joel Matip, Strojka, Gomis. Evet birkaç tane kardeşimiz gelmiş. Bunları da hemen gönderiyoruz. Dediğim gibi böyle az çok diyoruz falan. Biri 1.2K'ya gidiyor. Biri 1.3K'ya gidiyor. Biri bilmem neye gidiyor. Totele vurduğun zaman arkadaşlar bu paketlerden kar ediyorsunuz. Özellikle bu position changer'ın hepsi zaten hak yoluna gidecek. Bunun dışında şunları da zaten gönderiyorum. Şimdi bunları da kulübimize atıyoruz. Ve şu anda şöyle bir gösterelim. Neler çıktı, neler yaptık hemen bir bakalım görmüş olduğunuz gibi transfer listemiz şu anda satılmış bazı oyuncularla dolu. UCL, Fabianlar falan gitti. Bunun dışında position change ve fitness kartlarını da zaten okuttuk arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hala listemizde okutacağımız bir sürü parlayan futbolcular var. Şimdi yapacağımız iş şu arkadaşlar. Dediğim gibi ilk başta ben kadro kurma görevlerini tamamlamak istiyorum aslında. Niye derseniz çünkü elimize gelecek bütçeyle bir starter team kurabiliriz. Benim kafamda da birkaç tane start starter team var. Şimdi Starter Team'lerde nelere dikkat etmeniz gerektiğini sizlere anlatacağım sevgili arkadaşlar. Bu videolarda dediğim gibi aslında asla maç hem eğitim hem de oynamak olacak. Şimdi mesela nasıl örnek verelim? Henry Onyekuru arkadaşlar. Mesela şöyle gösterelim Henry Onyekuru. Mesela şu an Henry Onyekuru arkadaşlar 700 konusuna gidiyor. Görmüş olduğunuz gibi gayet iyi bir oyuncu. Başlangıç kadroları için ideal. Pace'i var, dribbling'i var, agility'si var, balansı var. Ger gayet kullanışlı bir kart. Şimdi biz başlangıç kadrobuda nasıl oyuncuları tercih edeceğiz? Şimdi Onyekuru'yu ben bir alayım öncelikle. 17 coin'i satın aldım şu anda. 700 coin verdim ve satın aldım. Şimdi buradan çıkıyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi 17 kuru buraya geldi. Ben bunu quick ettiğim zaman 700'e aldığım adamı 624 jeton geri geliyor. Siz normalde bu adamı 650 alabiliyorsunuz bu arada teklifle. Ben sadece göndermek, e, göstermek için bir şekilde aldım. Yani 650'ye alıyorsunuz, 624'ü quick Şimdi 3 maçta bir fitness bastığınızı düşünelim. Ya 3 maçta bir fitness basmanız gerekiyor ya sevgili arkadaşlar. Siz takımınızı hep böyle 650'ye, 700'e giden oyuncularla bir takım kurmanız gerekiyor. Eğer yeni başladıysanız 650'ye, 700'e giden oyuncularla bir takım kurmanız gerekiyor. Hepsi zaten bu şekilde olacak. 650 arkadaşlar işte on, 11 tane oyuncu aldığınız 6500, 7150 coins yapıyor. 7150 coins. Yani siz 7150 coins'i bir tane ilk 11 takım kuruyorsunuz. Ben zaten size bu, bu tarz bir takım birazdan kuracağım bu takımı kuruyorsunuz 7150'ye. 3 maç sonra bütün takımı şu anda benim burada yapmış olduğum gibi bakın bu şekilde kuyruk seyrediyorsunuz. Ve oyuncu başı 25 coin ise 3 maç oynatmış atmış oluyorsunuz arkadaşlar. Ne boyunca oyuncuya bir kontrat basıyorsunuz ne bir fitness basıyorsunuz. Bu şekilde yaparak, bu şekilde ilk maçlarınızı böyle yaparak çok güzel yerlere gelebiliyorsunuz. Şimdi önceki kafamdaki başlangıç kadrosunu kuracağım. Ardından sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Arkadaşlar size şunu söylemek istiyorum ki FIFA oyunlarındaki en büyük problem bence her maçın ve her oyun modunun birbirinden farklı olması. Örnek olarak Division Rivals, Foot Champions, Foot Draft hepsi birbirinden farklı. Bunları ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Önceki ne yaptığımızı anlatıyorum. İki tane Quixel parası takım kurdum arkadaşlar. Bir tanesi Süper Lig takımı. Bir tanesi ise Karma. Fransa Ligi. Karma ve benim stoperde sevdiğim genç gümüş oyuncularla kurmuş olduğum bir kadro. Bütün kadrolarımı Quixel fiyatından kurdum. Yani oyuncu 350'ye aldım. Quixel 300 coins. Yani ben bu oyuncuyu bedava oynatmış olacağım. Peki neden iki tane takım yaptım? Çok basit. Biriyle maç yapacağım. Onların kondisyonu azaldığı için. Diğer maçı diğer takımla yapacağım. Ve yedeklere İlk takımda oynadığımdaki oyuncuları koyacağım ve bu şekilde kimya e, özür dilerim kondisyonları fullenmiş olacak. Yani kısacası ben toplamda 14 maç yapabileceğim arkadaşlar. Ve bu 14 maç boyunca herhangi bir şekilde kondisyon basmayacağım. Her şey bana kar olmuş olacak. Bu şekilde tatlı tatlı kadrolar kurdum. Hepiniz beni kötü oynuyor falan sanıyormuşsunuz. Geçen yorumdaki videolardan gö e, videodaki yorumlardan gördüm. Ben arkadaşlar FIFA iyi oynuyorum. Gayet iyi oynuyorum. Ben sadece Oyundaki lagdan yani özellikle input delay dediğimiz bastığınız ve gittiğiniz arasındaki fark ve oyundaki ağırlık beni deli ediyor arkadaşlar. Çünkü ben hızlı oynamayı seven ve atak yapmayı seven birisi olarak e, maalesef durum böyle olunca istediğim hata yapamıyorum. Bundan dolayı arkadaşlar oyunda eğlenemiyorum. Ama sizlere tekrardan söylediğim gibi... Önemli olan şey sevdiğiniz kadrolarla oynamak Ultimate ettiğimde. Lütfen sevdiğiniz kadrolarla oynayın, sevdiğiniz kartlarla oynayın. Normalde kimse işte Pedro Rebeko olsun, Luinda, Vida, Onazi, Burak Yılmaz gibi isimlerle oynamaz. Biz Türk olduğumuzu düşünüyoruz değil mi? Neden? Çünkü bu kartları seviyoruz. Road to Zidane'da da bunu izleyeceğim ben. Oyundan keyif alarak Zidane alacağım. Yani kendimi kasarak değil, oyundan keyif alarak Zidane'in Zidane kadroma katacağım. Şu anda ekranı görmüş olduğunuz gibi ilk maçı 3-3 berabere kaldık. Çok enteresan goller kaçtı. Oyun resmen kazandı kazanmamızı istemedi ama sorun yok. Şu anda görmüş olduğunuz gibi ikinci kadromun yedeklerine az önce oynamış olduğum Süper Lig kadromdaki herkesi ekliyorum arkadaşlar. Ben şu anda yeni takımla maç yaparken Süper Lig oyuncularının kondisyonları fullenmiş olacak. Şu anda görmüş olduğunuz gibi hepsini yedeklerime ve rezervlerime ekliyorum sevgili arkadaşlar. Bu şekilde herhangi bir para vermeden 14 maç boyunca Quixel fiyatından almış olduğum oyuncularla bu şey yapacağım, maçları yapacağım. Ondan sonra Hepsini satacağım. Tekrardan QXR parasını alacağım. Tekrardan devam edeceğim. Bu kadrodaki arkadaşlar olaylarımız stoperler. E, Lampard abimiz bize bu sene gösterdi. Gençlerle Premier Lig'e e çıktı. Korkusuz bir şekilde oynadı. Ben de onun için arkadaşlar kadromu bu şekilde şekillendirdim. Fransız oyuncular var. Henry Onyekuru var. Adamım benim. Geçen sene biliyorsunuz video çekmiştik arkadaşlar Henry Onyekuru ile. Bu arada yakında da futbolcu videoları devam edecek. Bilginiz olsun. İkinci maçtaki rakibimiz arkadaşlar o da çok şanslıydı. Yani izleyince göreceksiniz hani ben bir şey söylemek istemiyorum ama attığı golleri ve benim attığım golleri kıyaslayınca gerçekten ne demeye çalıştım anlayacaksınız. Ama hiçbir zaman pes etmiyoruz arkadaşlar. Altın kural bu. Ben dediğim gibi çok fazla keyif alıyorum çünkü sevdiğim oyuncularla oynuyorum. Burada arkadaşlar çok güzel organize bir gol atıyoruz. Araya atılan topta first time finishle çok tatlı bir gol atıyoruz burada da arkadaşlar görmüş olduğunuz şey şunu söyleyeyim. Gelson Martins inanılmaz bir kart. Mutlaka alın. Burada Cyprian Kıbran, nasıl okuyor bilmiyorum Fransızca. İnanılmaz bir gol atıyor. Her da benim kullanmış olduğum isim aşırı iyi bir gol atıyor. Bu arada Bakayoko'dan çok memnun kaldım. 650 coin sağladım. İnanılmaz defans yaptı, fizik yaptı. Orta sahada inanılmaz işler yaptı benim için Bakayoko. Bu bir maç boyunca gerçekten e, beni şaşırttı yani açıkçası. Ben bu kadar da hani bu kadar hızlı ve bu kadar efektif olacağını beklemiyordum. Velhasıl kelam arkadaşlar, dinlediğiniz Zidane'ın ikinci bölümünde görmüş olduğunuz gibi paketlerimizi açtık. Coinslerimizi kasamıza arttırdık. Şu anda kulüple toplamda 75-80k var bir coins var. Daha önümüzde yapmamız gereken gelişmiş sbc'ler var. Bir sonraki videoda bu kalan gelişmiş sbc'leri yapacağız. Bunun dışında ben size karlı paketler videosu hazırlayacağım arkadaşlar. Bu hafta sonu yani Road to Zidane'dan ayrı bir şekilde karlı paketler videosu hazırlayacağım. Dolayısıyla hafta sonunda coin'e girmeyi unutmayın. Yatırımlar için Twitter adresimi takip edin sorularınızı Instagram DM'den sorabilirsiniz arkadaşlar. Maalesef YouTube'dan ve Facebook'tan artık cevap vermek çok zor çünkü sürekli ban yorum arkadaşlar. Ee, cevap çok cevap verdiğim için çok mesaj attığım için ban yorum. Bundan dolayı Twitter ve Instagram'dan bunun çözümünü bulduk bir şekilde. Twitter'dan bildirimleri açın. YouTube'da eğer bildirim gelmesi lütfen hemen şu anda videoyu izliyorken arkadaşlar bildirimleri kapatıp açın. Bu olayın çözümü bu şekilde. Hepinizi çok seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Önümüzdeki günlerde Road to Zidane'ın ikinci bölümüne görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.